Bir ekonomi yayınımızla daha birlikteyiz ve tasarrufun, hisse yatırımının artık para dilere konu olmuş ismiyle Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi o hisse para dilere daha sonra geçeceğiz. İlk önce tasarrufla başlamak istiyorum ki siz Türkiye'de böyle tasarruf mantığını çok başka bir yerden alıp getirdiniz. Aslında Türkiye bir tasarruf ülkesi. Baktığınız zaman çok geçmişten gelen işte kefen parası, sakla samanı gelir zamanı gibi atasözde deyimleri olan bir ülkeden bir tüketim toplumuna dönüştük ve hatta enflasyonu bile şu an bunu sınırlayarak düşürmeye çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'deki bu tasarruf olgusunda bir kuşakların farkına değinelim istiyorum. Böyle bir başlayalım. Siz neler yaşadınız, neler gördünüz ve bu mantığı anlatırken hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bir kez çok zorlukla yaşıyoruz, karşılaşıyorsun. Çünkü gençler bunu anlamıyor ve dalga geçiyorlar. Hatta böyle çok fazla gülen eden oluyor böyle. İşte kahve de mi içmeyeceğiz, çay da mı içmeyeceğiz vesaire. Ama şimdi oraya sondan başlamayayım da biraz geçmişten başlayayım. Benim bu işe nereden girdiğime, niye ben de bunun bu kadar travmatik bir şekilde uğraş vermeme neden olduğunu anlatayım. Benim babam, Türkiye'nin işte dedem daha doğrusu Türkiye'nin hatta dedemin babası diyeyim. Yani çok eski İstanbulluyuz. Dedemin babası 1900'lü yıllarda işte Osmanlı döneminde İşte okumuş böyle sayılı iyi avukat olmuş bir adam. Sonra dedem öyle bir iyi avukat. Ve bunlar çok küçük paralarla çok iyi paralar biriktirmiş. Çok iyi eğitimli insanlar. Babam ise çok iyi okullar okumuş. İşte Alman Lisesi, Deutsche Schule, sonra St. George falan. Ama hiç çalışmamış. Çünkü dedemin o küçük küçük paraları biriktirdiğinde o paraların büyüdüğünü görmüş. Sonra demiş ki bu paralar bu kadar büyüyorsa hayat standartları yüksek oluyor otomatik olarak. Çünkü çocuğa direkt yüksek standarttan başlatıyorlar. Hiçbir şeyden mutlu olmuyor, tatmin olmuyor ve çalışmıyor. Çalışmak saçmalık diyor. Ben babamın çalışmaya gittiğini bilmem yani. Hiç hayatım boyunca babamın işe gittiğini hatırlamam. Dolayısıyla travmam olmuştu benim. Hani okullarda falan bana sorduklarında baban ne iş yapıyor dediklerinde küçükken ilkokuldayken bu çok üzücü bir şeydi. Şu an hiç önemi yok tabii ama utanırdım ben babam. Hani babam böyle bir şey emekli diyemezdim veya yani benim çalışmıyor diyemezdim. Dolayısıyla da böyle bir varlık içinde babam doğmuş. Ama işte o kadar enteresan bir sistem var ki kapitalist sistem. Varlıklar sizin elinizden çok rahat gidebiliyor. Babam da çok güzel yaşayarak o parayı öyle hani barda pavyonda yiyen bir adam da değildi ama hayatı kaliteli. Hani şu an rafine zevkler dedikleri var yani bence saçmalık olan şeyler bu arada onlar tamam mı? Hani böyle Fransa'ya gidip böyle kruvasan yiyip fotoğraf çekip müzeye gidip fotoğraf çekip bize empoze edilen şeyler. Ben bunları işte 40 yıl önce falan gördüm yani tamam mı? Bu kitabı ben oradan okudum. Ondan sonra her şey gitti sonra tamam. Sadece o Fransa'yla falan bitmiyor tabii. İşte iyi yere gidiyorsun, iyi saat alıyorsun, iyi arkadaşların oluyor, iyi arkadaşlarını iyi masraf ettiriyorlar sana falan böyle. Sözde markalar içinde mutsuz sürekli birbiriyle yarışan insanların içinde yaşadığım bir dönem oldu. Babamın hayatı öyle oldu. Babam tabii sonra her şeyi kaybetti falan. Ben 21 yaşında falan böyle her şeyin gittiğini gördüm. Babamın iki tane dedemden kalan apartmanları vardı. Hepsi satıldı gitti falan filan. Onların borçlarını ödeyecek duruma geldim. Hatta kredi kartına da nefretim oradan gelir. Babam o kadar çok kredi kartı vardı ki hatta o zamanlar bizim adımıza bile kredi kartı alıyordu böyle. Oradan kapayıp oraya açıyordu. Çünkü bir standart var ama o standart böyle gerçekten böyle hani şu an öküz doyuran standart. Yani 10 tane ailenin doyuracağı bir standart ama yetmiyor adama. Yani böyle bir hayat olmaz diyor. Böyle yaşayacaksam Allah bilmem nesini versin diyor falan filan hayatım diyor. Kiracıyla uğraşılmaz kiracının bilmem nesi diyor. Evleri satıp satıp yiyor. Bankaya koyuyor, faize koyuyor, faiz gibisi yok diyor. Sonra o paralar eriyor falan. Dolayısıyla bunların hepsini gördüm. Bunların hepsini görünce de hayatta şunu anladım ki gerçekten sonra bir de tabii hem üniversitedeyken hem işte lisedeyken de çok zenginlerle de beraber burslu şekilde okudum ben. Onları da gördüm. Sonra işte Tahtakale'de, Sultanahmet'te böyle hafta sonları, bayramlarda, yazları çalıştım. Sonra şunu gördüm aydım. Biraz böyle belki sizin kanalı belki de bu eğitimli insanları kızdıracak bir şey olacak ama bu böyle bir teorim var. Ya eğitim düzeyi arttıkça bir konfor alanına saplanıyor insanlar. Böyle daha güzel hayatlar yaşıyor. Daha güzel hayatlar yaşıyor ve daha güzel paralar harcıyor. Ve aynı şekilde de bunu kelimeleri dikkatli kullanmak istiyorum. Böyle çok sterili bir hayat yaşıyor. İşte Nişantaşı, Etiler Bebek içinden çıkamıyor. Piyasayı koklayamıyor. Vesaire vesaire. Ve inanılmaz şekilde bu Dunning-Kruger eğrisi diye bir eğri vardır. İşte bilgi arttıkça da korku başlıyor. İşte Türkiye batacak, bankalar batacak, dolar fırlayacak, ülke şöyle olacak, bilmem ne, el koyacaklar, bilmem ne falan. Bu dünyada da böyle ama Türkiye'ye özel bir şey değil. İyice korkular artıyor. Gün sonunda şunu gördüm ki hayatımın her döneminde ya böyle
şu eğitimsiz denen tırnak içindeki adamların ticari gustosu, ticari zekası, ticari vizyonu eğitimlerde yok. Bu arada ben de okudum. Yani İstanbul İktisat Fakültesi mezunuyum. Hatta sonra master'a falan da başladım. Ama sonra dedim ki ya ben akademisyensin olamazdım. Öyle bir kapasitem yok, öyle bir isteğim de yoktu. Ama hani okurum, en azından bir master yaparım belki falan, sonra belki doktor, ama yine kurumsal hayata geçerim falan diyordum. Çünkü maaş çalışmak zorundayım. Mecburiyetlerim var babamın borçlarından dolayı. Ama hani bir yerde yanlış olduğunu gördüm. Yani bakıyorum yerime istatistik olarak, yani nerede en iyi zeki adam var, nerede en iyi eğitimli adam var. Hep bu ortaokul, lise, hatta ilkokul Terk amcanın yanında çalışıyorlar. Ay sonunu getirmeye çalışıyorlar. KOBİ'lerde veya büyük şirketlerde. Nerede böyle az eğitimli var, onlar da böyle bir şeyleri çok iyi doğru yapıyor ve çok para kazanıyorlar. Kolejde de öyle. Benim babam iyi okullarda okumuş adamdı. En fakir bizdik. Ben Bursluydum. Bir tane daha Burslu arkadaşım vardı. İkinci de böyle çok durumu orta halli olan o arkadaşım. Onun babası da böyle, yine böyle bir şirkette yöneticiydi. Onun dışında 28 kişi falan vardı o sınıfta. Hepsi böyle ortaokul, lise. O da en iyisi yani. Ama hepsi çok başarılı, çok zengin iş insanları. Sonra bunları normal hayatta da pratik edince gördüm ki işte, yani benim hani biraz üniversiteden çıkıp, Beyazıt'taydı zaten yerim. Beyazıt'tan çıkıp İktisat Fakültesi oradaydı. Benim bu sahada bu adamları ne yapıyor anlamam lazım Mercan'a diyor. doğru bir gitmek gerekiyor orada. Evet, Mercan'a doğru bir gitmek lazım işte. Çünkü yani bu Keynes Meynes çok güzel de, yani bir yerde bizim kendi Keyneslerimiz var. Farklı bir şeyler yapıyorlar falan. Neyse, çok uzatmayayım. Bir tabii burada dedemin de şeyi var, ama dedem de böyle bir kafada bir adamdı. Yani avukattı ama böyle tüccar kafalıydı. Hep küçük küçük bir şeyler alırdı. Orada bunu alırdı, şunu yapardı. Yani enteresan bir adamdı. Yani o zaman küçük çocuğum, böyle zekat vereceği zaman zekatını bile bir yıl önceden planlardı. Kızılay'a verirdi o zaman. Kızılay'ın mektup zarfları vardı, onu ayarlardı. Zarfı alırdı, şu kadar ödeyeceğim derdi. Yurt dışına giderdi en güzel tatilleri. O zaman herkes tatile gidemezdi, öyle bir bütçe yoktu. Ama onu bile hesaplardı. Adam böyle enteresandı. Ve bana da 10 yaşına kadar bir şeyler o öğretti. Benim hani rol modelim o oldu. Tabii sadece rol model de değil. Babamla büyüdüm aslında. Biraz gen de var. Benim dedemin genleri bana geçmiş. Herkesin söylediği, biraz da Allah böyle bir gen veriyor insana. Şimdi genler geçti. Üzerine dedemden bir şey öğrendim. Üzerine babamın o çok güzel dedikleri, yani şu an bize sürekli empoze edilen, herkesin hayali olan ama aslında benim ne kadar onun kötü olduğunu, hatta tırnak içinde boktan olduğunu, çünkü sonuçta her şeyinizin gittiğini gördüğüm hayatları da gördüm. Bunların üzerine bir de böyle okulda da o arkadaşların babalarını ve kendi babalarımı görünce dedim ki ya, dedim gerçekten biraz da okuyunca tabii, dünyada bir rich mindset, bir de poor mindset diye bir iki tane kavram varmış. Bu da doğruymuş. Yani zenginlerin kafa yapısı çok daha farklı oluyor. Fakirlerin kafa yapısı da çok farklı oluyor. Yani benim Bakırköy'deki arkadaşlarım, her yerde onu anlatırım. Üç kuruş para kazansın ya pavyona gidelim, ya içki içelim, ya altılı ganyan oynayalım derdi. O kolejdeki arkadaşlarımın babaları, çocuklar da öyle yetişiyorlardı çünkü onlar. İşte yazları fabrikada çalışırlardı. Çok paraları vardı. Tipo araba alırlardı, bilmem ne falan filan böyle. Şey zenginler, ama böyle hani new money değiller yani. Hakiki eski zenginler böyle. Yani yeni zenginler evet. Böyle burada Versace'da dolaşıyorlar ama onlar öyle değillerdi. Neyse, bunları görünce dedim ki hayatımda ben bunu uygulamam lazım. Tamam mı? Dolayısıyla da ben çok küçük yaşta yine babamdan dedemden bize miras kalan o hisseler vardı. Çok ciddi bir Ford hissesi vardı. Babamın onları satmasıyla falan filan ben bu işlerin içine girdim. Nasıl girdim? İşte babam, bizde bir Ford hisseleri var dedemden kalma. Dedem koççudur böyle. Koçu çok severdi. Ondan sonra cima şey yaptı. Çok düşünce hisseler. Babam böyle savaş çıktı çıkacak, savaş çıktı çıkacak diye. Tam savaş başladığında 100 liralık Ford Otosan hisselerini 30'a sattık biz. Sonra savaş başladı, hisseler uçtu gitti. O gün anladım ki bu borsada bir gariplik var. Yani bu borsada her şey kötüyken sattığın zaman kafayı vuruyorsun. Demek ki biz bir yanlışlık yaptık, ama o ilk yanlış bana çok şey öğretti. Sonra tutturdum ben anneme, ben borsaya ilgileneceğim, borsaya gireceğim falan. Annem dedi ki tamam o zaman dedi. Hani benim adıma, onun adına hesap açabiliyorum çünkü. Hatta ilk önce İş Bankası'nın kartları vardı. ATM kartları. Orada lot altı hisse senedi diye bir şey vardı. Küçükken böyle lot altı hisse senedi almaya giderdim böyle bankada, Matih'ten. Sonra annemin adına işte bir Erciyes Menkul Değerler var. Nasrullah Ayan vardır rahmetli. Onun borsa şirketinde işte orada bir hesap açtırdım işte. Orada bir şeyler almaya başladım, satmaya başladım falan filan. Sonra bir ara Erciyes Menkul Değerler battı. Batınca benim elimdeki hisseler böyle bir durdu. Sonra bir tekrar açıldı. Yani Ozan İlhami Bey aldı, İlhami Su Aydın. Benim hisseler acayip arttı falan. Yani bir sürü şey görünce dedim ki ya dedim, bu enteresan bir şey. Tutunca çok para kazanıyorsun bu işlerde. Yeter ki tutabilmen lazım. Çünkü tutamayacaktım yoksa, şirket kapanmasaydı. Şirket bir yıl falan kapandı Nasrullah Ayan'a el konunca. Bir yıl sonra İlhami Bey alınca yani öyle bir arttı ki şirketlerim benim. Yani çünkü bir yıl satamadım. Kilitlendi hesapladım. Çok enteresan bir Kapandı. hikayeydi. Neyse, çok uzatmayayım. Sonra işte başladım ben bu işlere çok merak sarmaya falan. Küçükken böyle bir şeyler yaptım. Sonra kazanınca gayrimenkul yatırımlarına çok merak sardım. Çünkü o dediğim gibi etrafımdaki o zengin kafa yapılı babalar paraları gayrimenkule yatırıyorlar ve özellikle toprağa yatırıyorlar. En çok para toprakta.
Ben babama toprak diyorum. Toprak neymiş diyor. Çünkü adam hayatında toprak görmemiş de kendi arkadaşlarıma söylüyorum. Ya toprak nedir diyor. Ama bu zengin babalar devamlı gidiyorlar şehirlerin böyle acayip acayip şehirlerin Bilecik'in bir köyünden, Sakarya'nın bir köyünden böyle 30 dönüm yer alıyor, 50 dönüm yer alıyor. Dedim bunların peşine takılayım dedim. Borsadan biraz kazandım, ben de bir şeyler aldım falan filan. Neyse. Sonra bir büyük bir travma oldu. İşte 21 yaşında babamın epey bir haciz geldi. Her şeyimiz böyle gitti falan çünkü harcadıklarından dolayı. Sonra tekrardan çalışayım, şeyler yapayım dedim. Neyse uzatayım. 36-37 yaşına kadar kurumsal şirketlerinde işte DHL, Avea, Arkas, Kühne Nagel, yabancı global şirketlerde satış müdürlüğü, satış direktörlüğü falan filan bir şeyler yaptım. İşte altımda araba, elimde telefon, şıkır şıkır kıyafetler ama çok mutsuzum. Yemek bedava, şey bedava, işte ne bileyim yani hani sıkılıyorsun Kıyafet şirket çekleri, arabasıyla. her şey. Aynen. Şirket arabasıyla Riva'ya gidiyorum, balık yiyorum, geri geliyorum. Bedava benzin. İşte tatile Bodrum'a gidiyorum falan. Bakıyorum ama hiçbir şey yok yani. İstediğim gibi bir hayatta değilim. İşte sabah 6.30'da kalkıyorum. O da yapma uygun değil falan filan. Dedim ki ben hani bu işlerden kurtulmam lazım falan filan. Hep yatırım yaptım. Ben hani o çalışma hayatındayken çoğu arkadaşım işte yılda 2-3 kez yurt dışına giderken o zaman da 2002-2012 arası Türkiye'nin böyle suni bir refahta olduğu, aslında refah Bolluk değil bu dönemi. biz refahta, bolluk dönemiydi. O bollukla doları da ucuz tuttular böyle. Allah benim böyle hani Çorum'dan işte Yozgat'tan gelmiş arkadaşım işte sabah sanki annesi onu frappuccino'yla latte'yle büyütmüş gibi böyle orada onu içiyor, burada bunu içiyor. İşte kruvasansız yapamam Double ben diyor. shot espressosuyla ayılıyor falan. Aynen işte söylüyor. Kruvasansız ben yapamam diyor. Fransa'ya gidiyor kruvasan. Ama normalde böyle bir dünyaları olan çocuklar değil böyle. Çünkü bolluk var. Beyaz yakan olmanın verdiği bir şeyle böyle herkes böyle bir şey yapıyor, tamam mı? Sonra ben de işte lan diyorum burada bir yanlışlık var. Bu zenginler böyle yapmıyor. Bizimkiler niye böyle yapıyor falan filan. Ama benim babam da böyle yaptı. Sonra her şeyimiz gitti. Ben yapmayacağım dedim. O yaşadığım travmalar bana hep yatırım yapmayı tavsiye etti bilinçaltımda böyle. İşte bu dediğim şeylerin çoğunu yapmadım. Yani öyle çok dışına gittim, müze gezip selfie çekebildim. Ne iyi bir arabaya bindim. Yapmadım yani. Hep orta düzey. Ama mutlu muydum? Mutluydum. Yani beni bunlar çünkü ilgilendirmiyor. Ama sonra benim dedim kurtulmam lazım. Yani benim önceliğim dedim şu hayattan kurtulmam lazım. Hatta o zamanlar işte hayal kuruyorduk arkadaşlarla. Bir çocuk vardı çok başarılı bir çocuk dedim. İTÜ falan mezunu. Abi dedim, sen CEO olacaksın dedim. Oğlum dedi, sen de olursun dedim. Hayır dedim Allah korusun. Sen CEO olacaksın. Ben bir gün kendi işimi yapacağım dedim. Ne iş yaptım önemli değil ama sen CEO olacaksın. Kravat takacaksın. 60 yaşında seni hayal ediyorum. Ama dedim beni öyle hayal edemezsin. Ölüyorum ben dedim falan. Bir golüm vardı yani. Hayalim buydu tamam mı? Yapıma uygun değil. Sabah kalkmayı sevmiyorum vesaire. Ya yani bugün bile böyle rastlantısal olarak bu saatte kalktım. Normalde bu saatte bile kalkmayı sevmiyorum. Neyse. Sonra 35 yaşındayım. 37 ya da yanılmıyorsam. 2015 yılı tabii 37 yaşındayım. Biriktirdiğim varlıklar benim zengin olmamı sağlamadı. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Zengin bir insan değilim. Finansal özgürlüğü olmamı sağladı. Çünkü benim kafamda finansal özgürlük vardı. Ya ben küçükten beri 2000 yılında bile ne kadar inandırıcı gelir bilmiyorum ama bir defterim var. İnanmayana Instagram'dan falan onu Ben paylaşıyorum. inceledim onu. Ha, 94'te bile hisse senedi alıp satan bir adamım böyle. Hatta yani o kadar enteresan biz 2000 yılında retirement calculator'ım vardı orada yazıyordum. Yani emekli olmam lazım. 300 bin dolar hedefim var diyordum. O zaman 300 bin dolarla emekli olacağımı düşünüyordum. O zaman kur daha farklıydı tabii. Şimdi 300 bin dolar belki 1,5 milyon dolar ediyor. Enflasyondan dolayı doların. Dolayısıyla şey diyordum. Benim diyordum işte bunu biriktirmem için kaç ay ne kadar biriktirmem lazım falan filan. Hayallerim vardı. Neyse. 2016-17'de artık dedim yeter. Ben çok iyi pozisyona geldim ama çok mutsuzum. Yani o kadar mutsuzum ki çünkü sürekli yabancı şirketlerde çalışmama rağmen çalışanlar maalesef Türk ve maalesef egolarımız var. Yani öyle egoları var ki yani ne söyleyeyim size. Yani yanında oturan biri bir pozisyonu üste geçiyor. Artık böyle yani kaç yıl arkadaşın olan biri lütfen kapımı çalmadan girme. Yemekte yanıma oturma. Sen oraya otur artık biz farklıyız. Hani kas sistemi oluşturuyor kendince kurumsal hayatta insanlar. Veya böyle saatlerce onun dedikodusunu yapıyor. Bunun dedikodusunu. Konuştuğumuz paralar 50-100 lira. O 50 lira fazla almış. Ben hak ediyorum bilmem ne. Benim bu saçmalıklardan kurtulmam lazım. Yani kurumsal hayata böyle ciddi bir şeyim var. Hani böyle bir sinirim var o dönemde tamam mı? Çünkü çok çektirdiler beni ondan sonra. Çünkü yapıma uygun değil. Baskı altında çalışamıyorum. Saat kavramı sürekli kaçıyorum mesela erken saatlerde falan yakalanıyorum falan. Neyse çok uzatmayayım dedim ben finansal özgür olacağım. Rakam ne kadar olmuş? O güne kadar da çok bakmadım. Tabii diğer maharetim de o benim. Her yıl istikrarlı ya arsa ya hisse senedi ya global hisse senedi bir şeyler alıyorum. Ama onlara da bakmıyorum. Çünkü bakarsam dayanamayıp satacağımı biliyorum. Neyse baktım 36-37 yaşındayken 2015 yılında artık burama tak etti. Bunun nedeni biraz tansiyonum çok yükseldi. Böyle tansiyon ilacı kullanmaya başladım. Panik atağım tuttu zaten vardı eskiden bende. O iyice körüklendi. Çünkü yukarı çıktıkça böyle pozisyonlar yukarı çıktıkça böyle yani satış elemanıyken çok problem yok ama işte direktörlüğe gidince böyle 50 kişi altına oymaya başlıyor. O 50 kişiyle mi uğraşacaksın? İşte iş mi yapacaksın? Yukarıyı mı
İşte yıkama yağlama yapacaksın derken tansiyon hastası oldum. İlaca başladım. Concord diye bir ilaca başladım. Bana dedim benim kurtulmam lazım. Benim elimdeki varlıklar ne kadar dedim. Baktım şu kadar varlığım olmuş. Tamam dedim ya ben finansal özgür oldum. Zengin olmadım ama finansal özgür oldum. Finansal özgürün de ratio'su şudur, rasyosu şudur. 200 aydır. Yani eğer bugün mütevazi yaşamanın avantajı tabii yani. Öyle hani Fransa'ya gidip sürekli şarap içen biri olsaydım ayda bu 150 bin lira gerektirecekti bugünün parasıyla. Ama o günün parasıyla böyle ne bileyim daha uygun bir rakamla ben yaşayabiliyorum dedim. Bunu 200 ile çarptım. 200 ile çarparsanız yani özgürsünüz demektir eğer o parayı yakalayabiliyorsanız. Yani bugün 40 bin lirayla yaşıyorsanız siz 40 bin çarpı 200 ne ediyor işte 8 milyon mu ediyor şu an kafadan hesaplayamıyorum. 8 milyonunuz varsa bunu doğru yönettiğinizde %5 bir şekilde her yerden kazanırsınız zaten yani kiradan en kötü kazanırsınız. Doğru hesap doğru mu yapıyorum bu arada 40 milyon 4 tabii. 8-10 milyonunuz varsa finansal özgürsünüz. 40 bin lira değil de 100 bin lirayla geçiniyorsanız bu 20 milyondur. Dolayısıyla ben bir baktım benim aylık yaşam standardım çarpı 200 üzerine çıkmışım. Ben bu saçmalıklarla niye ilgileniyorum dedim. Yani daha iyi yaşayacağım güya tırnak içinde ama daha mutlu olacağım dedim. Hani biraz böyle Ferrari'sini satan bilge moduna geçtim ve bıraktım her şeyi. Bırakınca bu sefer ne yapacağımı bilmez bir haldeyim. Bu sefer de kendimce param var vakit geçiremiyorum. Bu sefer de canım sıkılıyor. Orada hikaye şöyle başladı. Yıl 2015'ti. İşte Ege'de bir yere geçtim. İşte orada bir yer almıştım. Çeşme taraflarının dağın başındaydı. Orası çok güzel bir yer oldu falan. Oraya bir yazlık yaptım. Bu sefer de canım sıkılıyor. Arkadaşlarım bana yazmaya başladı. O kurumsal hayattaki tatile giden gezen arkadaşlarım. Tabii ekonomi daralmaya başlayınca ondan sonra thanks to bu ekonomi politikaları yani tamam. Hani bütün ekonomistler falan çok kızıyorlar siyasi liderlere ama bu siyasi liderler olmasaydı da bu ekonomistler veya bizler bu kadar çok iş yapamazdık. O da bir gerçek yani. Ne kadar çok hata, O bir gerçek. o kadar çok telefon bağlantısı, o kadar çok popüler olmak yani. Yani 10 yıl önce Evet. kimse bakmıyordu bizim yüzümüze O falan kadar yani çok şu an. ihtiyaç. Aynen öyle, aynen öyle. Sonra şey olmaya başladı işte arkadaşlar neye başladı ki ya abi işte daha 2015-2016 ama ya bak sen biz seni dinlemedik şunları şunları yapmadık bak sen şunu yaptın böyle oldu sen şunu yaptın emekli oldun ya bize de bir yerler bulsana bize de bir şeyler yapsana bize de bir tavsiyelerde bulsana falan filan böyle daha çok bunun emlak kısmı ile ilgili yani borsa kısmına çok girmedim çünkü onu riskli olmuşum kendim yaparım ama millete şeyle uğraşamam dedim ondan sonra hani bak şurada şuraya al burada buraya al falan filan demeye başladım sonra bu büyümeye başladı çok artmaya başladı böyle sonra şey oldu pandemi oldu pandemi olunca da benim şöyle bir felsefem var. Bu arada bunu da parantez açayım. Gerçekten bunu zenginlerde şunu görmüştüm ben. Yani benim anlattığım şeyler, burada konuştuğum şeyler sizi zengin etmeyecek büyük ihtimalle. Ama bir gün zengin olacağınız fırsat çıktığında harekete geçmenizi sağlıyor. Ve fırsat hayatta 2-3 kez insanın karşısına geliyor. Şimdi benim hayatıma şöyle bir fırsat geldi. Ben bu kafada olduğum için köşeye koymuşum bir şeyler. Pandemi bir oldu. Bir sürü insan işsiz, bir sürü insan batıyor, bir sürü insan durumu çok kötü. Ben şöyle düşündüm. Ya bu kadar insan durumu kötü. İş yok. Benim de işlerim sıfırla düştü. Canım sıkılıyor. Bir de canım sıkılıyor. Paradan da önemlisi. Ne yapabilirim dedim. Ama elimde para var dedim. Çok da büyük para değil ama riske edebileceğim bir para. Ya şu Instagram'a bir internete ilan basayım dedim. Ne olacak bakayım dedim. Böyle en yüksek rakam neyse o günün koşullarında 1,5 liraydı. 1,500 liraydı galiba günlük. O zaman belki bugünün parasıyla 10 bin liradır enflasyonla. Bastım. Bastım böyle güzel güzel bir şeyler paylaşıyorum. Sizin gibi bir sürü insan gelmeye başlıyor. Bakıyorum takipçi geliyor. Takipçi geldi, hoşuma gitmeye başladı. Daha çok basayım dedim ilan. Oradan bu sefer bana müşteri gelmeye başladı. Ya bana danışmanlık yapsana, bana şunu bulsana, bana şunu yapsana. Aa dedim burada başka bir dünya varmış. Ya, bilerek yaptığım bir şey olmadı o pandemide. Sıkılıyorken yaptım. Sonra böyle inanılmaz şekilde takipçi artmaya başladı. İnanılmaz şekilde şey olmaya başladı. Sonra böyle bir pandemi aslında benim böyle şeyimi coşturdu. Hani bu kadar insanlara ulaşmamı sağladı. Sonra insanlar da bir de üzerine bu krizler olunca ya bu adamın dedikleri neymiş bir dinleyelim falan. Ya doların enflasyonu varmış bize kimse niye anlatmadı bunu. Hiçbir ekonomist doğruya doğru anlatmıyorlar. Neden bilmiyorum bugüne kadar anlatılmadı. Yani Türkiye'de bir yani dolar alın diye anlatan ekonomist ya da dolar şu fiyat olacak diye ekonomist çok duydum da doların enflasyonu var. Çocuğum sakın alma para nereye git altın veya başka bir şey al diyen duymadım. Bunu anlatmaya başlayınca böyle beni dahi falan zannettiler. Ya dahi değilim diyorum. Çok basit bir şey bu dünyada Amerika'da falan bilinen bir şey yani. Türkiye'de bile iş insanları biliyor. Biz niye bilmiyoruz falan. Olur mu falan Yani. diyorlar. Dolardır abi saçmalama ya falan. Ben onu da nereden biliyorum? Yine diyorum iki tane notum var. Birincisi ev almışım 1999-2000'de 25 bin dolara yazmışım defterime. Aynı ev bugün 150 bin dolar. Yani görüyoruz ki 6 kat artmış. Dolar olarak hiçbir şey kalmıyor. Veya asgari ücretle çalışmışım. Programın başında başladım. 100 dolara ben babamın iflas ettiğinde bowling salonunda üniversitedeki arkadaşlarıma ayakkabı veriyordum böyle. O haldeydim. 100 dolar alıyordum o zaman. Yani 100 dolar bugün asgari ücret mi var? Sonra bunu biraz daha araştırdım. Baktım ya dedim millete anlatayım. Ya bakın Türkiye'nin en kötü döneminde 21 yıllık bu iktidar döneminde ekonomi kötü.
Asgari ücret bile %20 kat artmış, dolar 20 kat artmış. Demek ki bir enayilik var arkadaşlar, sizi kandırıyorlar diyorum. Yani bu dolar hiçbir şey artmıyor, arttığını zannediyorsunuz falan filan. Bunu anlatınca böyle falan oradan bir şey oldu. Sonra başka konulara girdim bu hikayeleri anlatınca falan. İnsanların hoşuna gitti. Bir de ben biraz daha böyle ekonomiyi böyle ekonomist diliyle anlatmıyorum. Daha halk diliyle anlatıyorum. Yani çünkü ekonomist olanlar veya daha akademisyenler böyle Türkiye'nin belli bir kesimi var. Ben ona biraz kızdırıyorum bazen onları. Etiler, Nişantaşı, Bebek böyle üçgeninde bir kesim var. Onları anlatıyorlar. İşte korelasyon işte bilmem ne şu falan filan. Ben 79,5 milyona hitap etmeye çalışıyorum. Öyle olunca da bir de öyle bir hayatta yaşıyorum bu arada. Hani seviyorum da öyle hayatta yaşamayı. Yani beni oralarda görürseniz bir iki tane müşteri yemeğinde görürsünüz. Çoğunlukla beni böyle Anadolu'da bilmem nerede seviyorum yani. İstanbul'dan çıktığımda mutluyum falan filan. Çünkü bilginin doğru da olduğuna inanıyorum. Yani ben ona da söylüyorum hani sokağın bilgeliği diye bir şey var. Gerçekten yine diyorum yani ben dört tane ekonomiste oturacağım ama onda oturayım eyvallah. Ama işte Tahtakale, Sultanahmam, işte Kayseri bilmem ne de ki böyle dört tane beş tane böyle babadan bu işi yapan, dededen bu işi yapan böyle insanla oturmayı bir tık daha fazla seviyorum. Yani oradaki bilgi hoşuma gidiyor, oradaki jargon hoşuma gidiyor. Bilmiyorum neden böyleyim. O belki babamla dedeme bir kızgınlık, öyle bir şey de olabilir. Yani öyle bir ailede geldiğim için babamlar çünkü hep böyle çok affedersiniz, bunu da söylemem de şey yok. Böyle Anadolu insanını küçümserdi. Çünkü çok iyi eğitim almışlar ve Anadolu'dan birileri gelmiş, başarılı olmaya başlamış. Allah'ın işte çapulcuları geldi, andavallar geldi. Bunlar benim sözüm olmadığı için, onların sözü, onlar da rahmetli olduğu için söyleyebilirim. Hep küçümsediler, hep bir göbeğini kaşıyan adam dediler. Çünkü her şeyler gidiyor bizim, alıyorlar, alanlar da bunlar. Şimdi adam diyor, biz niye alamıyoruz diyor. Çünkü sen diyorum baba şöyle yaşıyorsun, satıyorsun. Adam alıyor, niye alıyor? Akıllı adam. Falan filan böyle. Hep onları küçümsedi. O küçümsenenler aldı yani bizim yerleri. Babamların, dedemlerin küçümsediği, özellikle babamın küçümsediği insanlar aldı. Onlar zengin oldu, biz fakir kaldık. Bunları da yaşayınca böyle, ya böyle bir şeyim oldu böyle. O tip bir insanlara böyle bir hayranlığım var yani. Gördüğüm anda böyle öpesim geliyor. Nasıl yaptınız abi falan filan. Çünkü başarı orada aslında işte. Falan. Böyle bir hayatım oldu. Ondan sonra da işte insanlar böyle sormaya başladı bir şeyler. Kendimce yine diyorum halk diliyle anlatmaya çalışıyorum. Hani hayal şeyim kim derseniz işte Güngör Uras'ı çok severdim eskiden. Güngör Uras'ı biraz şey yapıyorum. Ayşe teyze, Fatma nineye anlatmaya çalışıyorum. Amacı finansal okuryazarlığı arttırabilmek. Bu halktaki acayip bir tüketim hastalığı var. Çok tüketmeyen, çok tasarruflu yaşamayı seven ve bundan haz etmeyen bir adam. Yani bunu param olmadığı için veya zevk almadığım için kendimi frenlemek için gerçekten zevk almıyorum. Saçmalık olduğuna inanıyorum. Bunu da halka anlatmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar bunlar saçmalık. Siz yaşamadınız. Benim babam yaşattı bana bunu. Bak siz de yaşarsınız. Şu aldığınız markalar bak 30 yıl sonra sizi fakir yapacak diyorum. Bunları anlatmaya başlayınca, yeni nesil saçmalama Mert abi işte bilmem ne boş konuşuyorsun işte boş yapma klasik şeyleri eksiz özlükte geçiriyorlar falan filan. Ama bir taraftan da şunu görmeye başladım. İşte özellikle yurt dışında yaşayanlar mesela inanılmaz böyle. Hem oradan çok müşterim olmaya başladı Almanya, Hollanda ve oradaki Türkler özellikle ya da Amerika'daki ekspatlar falan. İnanılmaz hayranca şeyler yazmaya başladı. Abi dediklerini daha çok anlat. Çünkü buradaki gerçekten Almanlar böyle yaşıyor. İşte Hollandalılar böyle yaşıyor. İşte bir tane kız arkadaşımız var. İşte evlenecek Yunanistanlı çocuk. Sayılı zenginlerden ama öyle mütevazi bir araba kullanıyor. Öyle mütevazi bir evde yaşıyor ki kıza inanamıyor. Siz Türkler nasılsınız böyle falan. Ondan sonra bir sürü insandan da böyle güzel şeyler de gelmeye başlayınca bunu böyle kendimce misyon edindim. Yani insanlara anlatmaya çalışmaya başladım. Yani dünyada bir zenginliğin temel eğer çok dahi değilseniz yani bir müthiş bir şey bulmuyorsanız bir Apple Amazon'a bulacak kadar zeki değilseniz standart bir beyniniz varsa ben öyle olduğuma inanıyorum. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok abi. Zenginlerin uyguladığı standart yöntemler var. Dünyada bu zaten 40-50 tane madde. Ben bunu kitapta da yazdım. Rich mindset adamlar belli şeyleri yapıyor. Bunları kopyalarsanız bir şey sahibi olma şansınız var. Öbürlerini yaparsanız da kesinlikle bir şey olmuyor. Onu da eminim. O zaman da batıyorsunuz. Yani dayımda da oldu, babamda da oldu. Bu hayatı yaparsan yani böyle geleni güzel harcarsan böyle oluyor. Sonra işte sanatçılardan çok işte futbolculardan, sanatçılardan bir şekilde asgari kadar ulaşanlar olmaya başladı. Çünkü aynı şeyleri onlar da görmeye başlıyorlar. Yani o kadar doğru anlatıyorsun ki abi diyor işte bak şu vardı arkadaşım diyor şu kadar para kazanıyordu. Şöyle yaşadı, böyle yaşadı. Yani herkese dokunmaya başladı. Çünkü herkesin hayatında bir benim babam gibi birileri varmış. Bir de aynı şekilde işte benim babamın sattığı malları alan birileri varmış. Ve herkes Mesela işte bu konuda benim de şöyle bir şeyim var. Mesela işte bu dediğiniz gibi bizlerden danışmanlık isteyenler çok olur. Mesela benim de 10 yıllık bir finans geçmişim olduğu için. Mesela ben bunu kişisel risk düzeyleri olduğu için çok da böyle
girmemeye çalıştığım bir taraftır. Mesela işte bu hikayeler işte 2 sene önce mesela Sasa'da Ektaş'ta işte çok şöyle para kazandı bizim bir tanıdık. Evet kazandı da borsada biz ne kaybedenler de gördük yani. Tabii. Kazanıyor tabii ki. Akıllı davrandın. Yani yatırım bir psikoloji işidir öncelikle. Ali Perşembe'nin çok üzerinde durduğu bir şeydir bu eğitimlerinde özellikle disiplin. Ama ardından işte siz bu hikayelerle bu şekilde disiplinsiz ve kontrolsüz bir şekilde işin içine girdiğiniz zaman öyle olmuyor o işler. Kazanıldığı gibi de gidebiliyor dediğiniz gibi. Evet. Yani ben yine yatırım yapıp da kaybedenlere de bir şey demiyorum. Onlar en azından deniyorlar. Bakın onlara saygı duyuyorum. Ben hayatta en çok onu tavsiye ediyorum. Yani küçük yaşta benim yaptığım gibi hata yapın. Ben Marbank diye bir şirket aldım. Battı elimde kaldı. Duvar kağıdı oldu. Medya Holding aldım elimde kaldı. Yani batacaksınız da arkadaşlar diyorum. Bir batmayı öğrenin. İlk önce para nasıl kaybedilir öğrenmeniz lazım. Yoksa para kazanamazsınız. Ama sorun şu, ben o kısımda değil, benim kızdığım, üzüldüğüm kısım bunlara vakit harcamayan, bunlara para harcamayan, sırf tüketime harcayan. Yani işte iPhone alan, bilmem ne alan, işte iPod alan, işte ciplere binip hayatta araziye çıkmayan, ne böyle saçma sapan bir toplum olduk biz. Yani hep şöyle söylüyorum, kitapta yazdığım gibi yani videoyla hava atan neslin iPhone'la hava atan çocukları olduk. Ve bu Avrupa'da falan yok yani. Bizim bu fakir kalmaması nedeni siyasetten aşağı kadar. Vatandaş da böyle olduğu için zaten siyasilerin hoşuna gidiyor. Siyasiler de vatandaşların hoşuna gidiyor. Lüks seviyoruz, şatafat seviyoruz. Yani Osmanlı'nın batış nedeni de buydu. Benim babamların batış nedeni de buydu. Osmanlı'nın en son zamanında, Fatih zamanında yapılmamıştır bu kadar çok saray. En çok saraylar batış zamanında yapılmıştır. Şimdi Türkiye'de de aynı şekilde ya. Biz böyle seviyoruz. Dolayısıyla ben bunun yanlış olduğunu, bakın Angela Merkel böyle yapmamış. Almanya'yı böyle başarılı yapmış. Koç bunu yapmamış Vehbi Bey. Sarp Bey yapmamış. Üzeyir Bey bunu yapmamış. De şu bunu yapmamış. IKEA'nın sahibi bunu yapmamış. Bakın ya bir tane bunları yaparak zengin olan yok. Kararı siz verin. Yöntem bu diyorum. Bu tabii kolay değil. Yani niye kolay değil? Çünkü toplum baskısı var, mahalle baskısı var. Bir kadınsanız iki kez mahalle baskısı. Erkeksen yine siyah tişört böyle Acun gibi takılıyorsun. Acun zannediyorlar seni, hoşuna gidiyor insanların ama kadınsan onu yapma şansın da yok. Yani kadınsan o markalar falan bir tane tanıdığım vardı. Ona ben tasarruf koçluğu yapıyordum. Ben tasarruf koçluğu diye bir kavram getirdim. Böyle ekonomi ilgilenmiyorum. Ama zaten Türkiye'de 100 tane ekonomist anlatıyor bir şeyler. Zorla sopayla benim işim senin paranı tasarrufa sokmak. Şimdi hanımefendi bir şirkette genel müdür yardımcısıydı. İyi bir şirkette. Ya Mert diyor işte Hermes bilmem ne anlatıyor bir şeyler. Onları almıyorum diye bana garip garip bakıyorlar dedi. Tamam mı? Beni ilgilendirmez dedim. Sen 10 yıl sonra burada çalışmak istiyor musun? Yok dedi, Allah korusun. O zaman dedi bunları almayacaksın. Bunları köşeye koymamız lazım. Dolayısıyla sistem size etrafınızdaki insanlar vesaire zorla tükettirmek istiyor. Instagram şimdi bunu daha çok yapmak istiyor. Dolayısıyla bir tüketim sarmalının içindeyiz. Ülke olarak sarmalıyız. Benim hayalim nedir derseniz yani ben niçin bunları anlatıyorum? Buraya niye çıkıyorum? Oraya niye çıkıyorum? İnsanlara tabii sonra bunun para getirisi olmaya başladı o ayrı ama ana şeyim şu yani ben bundan para kazanırım diye düşünmedim. Benim derdim şu insanların benim yaşadığım hikaye ben bilginin zekatı derim buna çok inanıyorum. Yani yaşadığım şeyleri paylaşarak duymasını ve doğru yanlış iki kararı kendi versin. Nitekim zaten şöyle oluyor diyor ki evet diyor bak o sanatçı arkadaşım bunu yapmadı böyle oldu ben de aynı duruma düşmek istemiyorum. Mert dediğin gibi yapalım mı geliyor insanlar çünkü herkesin hayatında böyle bir rol model var. Sorun şu yani şöyle bir şey var. Ben bu yani insanlar etrafındaki 5 kişinin ortalamasıdır. Tamam mı? Etrafınızda bak benim en önem verdiğim şey şu. Etrafınızda 5 tane babanızın arkadaşı kumar oynuyorsa, içki içiyorsa, işte pavyonda gidiyorsa veya işte tarım işçisi ise, hamalsa, depoda çalışıyorsa babanızın arkadaşları da öyle oluyor ve sizin de hayaliniz maalesef ve maalesef en fazla o hayallerin içinden en yükseği olmak oluyor. Yani baş depocu olmak oluyor, baş müdür olmak oluyor, baş çavuş olmak oluyor. Yani oradaki ama benim şansım şu oldu hayatımda etrafımdakilerin böyle çevresi böyle acayip bir çevre olduğu için benim hayalim ya onların babaları bunu yapıyor ben niye yapamıyorum? Onların babaları yapamadı benim babam niye yapamadı diye sorgulamaya başladım. Çünkü yapılabildiğini gördüm. Çünkü o adamların yürüyüşünü görüyorum. Yani 8 yıl okuldayız. İşte birinci yıl çocuk tipoyla geliyor babası. İşte son yıl acayip bir fabrikalar zincir markalar oluyor falan filan. Ve bunların hepsi. İşte başka biri var Bakırköy'ün arkadaşım. Türkiye'nin en büyük işte şirketlerinden biri oldu adam. Yani nereden nereye geldiğini görüyorum. Dolayısıyla o 5 kişi etrafında görünce dedim ki ya benim bunu görmemiş insanlara, bunları yaşamamış insanlara anlatıp bir umut olma şansım var. Çünkü gerçekten yani siz şunu yaşamadıysanız bilemezsiniz. Yani siz büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Yani çocuğunuz doğduğunda dağın başında Anadolu'nun bir yerinde bir toprak alıp 20-25 yıl sonra çocuğunuzun 50 daire sahibi olup hayat boyu çalışmadan yaşayanı yaşamamışsınızdır. Biri anlatsa da hikaye dersiniz. Şimdi borsa ile ilgili bir şeyler gördüğünüz için belki inanırsınız ama toprağı görmediniz. Ya bu adamların babaları bunları yapıyor. Şimdi bakıyorum bir sürü insan bunu bilmiyor. Kardeşim bunu yapıyorlarsa sen niye yapmıyorsun? Olmuş.
Bulunma şansı da yok. Nüfuslar expand oluyor çünkü. Veya işte bireysel emeklilik hikayesi. O zaman daha bireysel emeklilik yoktu. Bunlar çocuklarına, o zaman Commercial Union vardı, bilmem ne şirket vardı, isimlerini hatırlamıyorum. Şark Sigorta vardı Koç'un. İşte giderlerdi, şey yaparlardı. Emeklilik gibi şey yaparlardı. O zaman emeklilik yoktu. Hayat sigortası yaparlardı. Şey, o kadar paralı olan aileler. İşte 20 yıl sonra biz yarın gün batarsak, işsiz kalırsak çocuğun okul masrafları çıksın derdi. Heriflerin 20 yaşında inanılmaz paraları oldu. Tamam mı? Trust fond gibi. Amerika'da Peki trust burada şey fonlar var ya. paradoksu yok mu? Çok pardon. Mesela şimdi daha eğitimsiz kesim dediğimiz ve ticari zekaya sahip iyi yerlere gelebilmiş aileler, ama onlar da bir şekilde yine kendinden sonraki nesli mesela iyi eğitim almasını sağlamaya çalışıyor. Bravo, Bu bravo. var. Orada müthiş bir paradoks var. Çok güzel söylüyorsun. Hatta bununla ilgili geçen paylaştım. İşte o şey var. İnsanoğlunda şey var. Bakın bu biraz psikolojik bir şey. Ben hiç yapamadım. Bunu hatta Acar Baltaş anlatıyor bir yerde. Değerli hocadır bu konuda. Diyor ki çocuklarınızı diyor ben yaşayamadım. O yaşasın diye yetiştirirken mahvediyorsunuz aslında. Çünkü işte ben yurt dışına gidemedim. Ben araba alamadım. Hani eğitim kısmını saymıyorum. Ona gireceğiz ama diğer konuları da veriyoruz. Biz verince ne oluyor biliyor musun? Seni o başarılı hale getiren, yani seni VP koç yapan ya da seni işte ne bileyim işte Üzeyir Garih yapan ya da seni ne bileyim işte Steve Jobs yapan özellikleri çocuğuna aktarmıyorsun çok fazla. Çünkü seni o hale getiren o zorluklar, o otobüse binmek, o tramvaya binmek, o gerekirse hafta sonu hamallık yapmak falan. Dediğiniz çok doğru ama o işte insan psikolojisi. Bunu iyi yöneten aileler de var. Bunlar zaten çok iyi devam ediyor ama genel mantık şu. Birinci jenerasyon dediğiniz gibi sokakta işi öğreniyor, çok başarılı oluyor. İkinci jenerasyon çocuğunu çok iyi eğitmeye çalışıyor ama görece iyi eğitiyor. Çünkü tam parası olmuyor istediği kadar. Üçüncü süper iyi eğitiliyor. Süper iyi eğitiliyor. Amerika'da Boston'da falan okuyor böyle çok güzel. Ve çok güzel markalarla işte genç yaşta iyi arabalarla falan yaşıyor. Başka şeylere giriyor, alemlere giriyor, konfor alanına giriyor. Büyük ihtimalle üçüncü jenerasyondan sonra batıyor şirketler. Yani üçüncü jenerasyondan sonra yakalan yanılmıyorsam %2'ydi. Türkiye istatistiği bu. Dünyada da böyle. Dolayısıyla dediğiniz doğru. Maalesef eğitim önemli mi? Önemli ama bir şekilde de sadece eğitimden kaynaklanmıyor tabii. Orada işte konfor alanı. Yoksa iyi eğitim vermenin şeyi yok yani. Dünyayı yöneten işte Amerika'da 300 milyon insan varsa 6 milyonu bunların Yahudidir. %25'i dünyanın en iyi okullarını bitirmiştir. MIT dahil. Onların hepsi bu okulları. O yüzden dünyada bu kadar başarılı. Yani eğitim önemsiz demiyorum. Sadece eğitimin şöyle bir sıkıntısı var. Benim tezim bu. Ama bunu birkaç yerde daha savunan var. Kiyosaki de savunuyor. Paranın psikolojisi de sayı savunuyor. Eğitim, yani iyi bir bilim adamı olmak için eğitim şart. İyi bir doktor için şart. İyi bir ekonomist belki olmak için şart. Ama para yönetmeyi eğitim sistemi öğretmiyor. Rockefeller anlatıyor bunu. 1902 yılında diyor ki biz bu eğitim kurumunu kuracağız diyor. Bu eğitim kurumunun kurma amacı diyor itaat eden, tamam mı? Nesiller yetiştirmek, parayı değil diyor, iyi bir çalışan olmayı öğretmek. Yani bize şu anki tabii ki içinde belki Boğaziçi vardır, belki birkaç okul daha vardır, Amerika'da vardır ama genelde okulların çoğunun amacı sizi iyi bir çalışan olmak. Yani ekonomistsen işte iyi bir bankada çalış, işte bir tüccar, her şekilde bir yerde çalışacak bir insan olmak üzerine sistem onu yapıyor. Yani bir sürü şey var bunun. Yani dedim ki en basitinden bir sürü insan doların enflasyonunu bilmiyorsa bu ülkede, yani bunların çoğu ekonomi mezunuysa veya bir sürü okul mezunuysa, okul mezunu olan bilmiyorsa demek ki bize bir şeyler bilerek anlatılmıyor. Bununla ilgili bir sürü şey anlatırım. Sistem bunun üzerine. Dolayısıyla da ben şuna inanıyorum. Okullar bize çok iyi bir maaşlı memur olmayı, iyi bir yönetici olmayı, iyi bir CEO olmayı, iyi bir CFO olmayı öğretiyor. Ama iyi bir tüccar, iyi bir şey olmayı öğretmiyor. Onların da işi tabii ki öğretmeyecekler. Çünkü sistemi Ya kuranlar tabii senin çalışan o ihtiyacı var. sistemi yönetmek aslında mesela ben 28 Şubat süreci bu eğitim sisteminin değiştiği döneme denk gelmişti benim de üniversite başlangıç dönemlerim. Mesela meslek lisesi aslında ara eleman yetiştiren bir yerdir. Üniversite daha üst düzey Evet. hem de memur, akabinde yönetici yetiştiren ki lisans üstü akademisyen yetiştiren yerlerdir, ama biz bunların hepsini de aslında biraz birbirine karıştırdık. Biraz sıkıntımız da oradan geliyor galiba sistemsel olarak. Şimdi bu tüketim toplumunda eğitimli kesimin son dönemde de çok gündemde olduğu için bir kredi kartı Evet. gerçeği de var. Şimdi sizin dediğiniz çok doğru. Kredi kartı bizim daha çok tüketmemize yarıyor. Adı üstünde kredi veriyor bize aslında. Bizim paramız değil o. Yani banka bize bir kredi Hatta sunuyor. kredi kartı da değil o kart, borç kartı. Kredi falan vermiyor diyorum ben. Çünkü kredi verse fabrika kurarız. Biz ayakkabı alıyorsak o kredi değildir, borçtur. Kusura bakmasınlar. Süt alıyorsak o kredi değil, borç yani. Yani işte işin o boyutu var. Aslında biraz
Belki son dönemde dijital ödemeler sisteminde de geçiyor ama tabii bunu doğru kullanmak aslında imkansıza yakın. Evet, çok zor. Çünkü ben de bu işin içinden geliyorum. Ben de yıllarca kredi kartı kullanmadım. Gençliğimde bu söylediğiniz çoğu şeyi ben de yaşadım. Şimdi yönetmek çok zor. Ama mesela bazı şeyler için de gerekli olduğunu düşünüyoruz. Belki sistem bunu bize düşündürüyor. Belki gelir düzeyimiz düşündürüyor. Şimdi bu kredi kartlarıyla da ilgili ben böyle konuşalım isterim. Hem gündemde çünkü limitlerin yükseltilmesi hem faizler yükseliyor zaten. Burada borçların artık gerçekten riskli seviyelere gelebileceğini de öngörüyoruz. Ki Merkez Bankası'nda bu konuda çalışmaları var. Kredi kartı konusunda bize böyle bir tasarruf koçluğu nasıl olur? Ben bir kez zaten şöyle diyorum. Bir kez tasarruf yapmak istiyorsanız birincisi kredi kartından önce bir madde var. Etrafınızdaki toksik insanları çıkaracaksınız. Toksikten kastım şu. Benim çok fazla işte yalıya davete giden, bilmem nereye bilmem ne yapmaya giden, oraya dalış yapmaya giden böyle abidik gubidik hayatlar yaşayan ama geliri o kadar da süper olmayan, atı var ama evi kira, at alıyor ama çok seviyorum deyip ya da bilmem ne Tesla araba alıyor ama işte ne bileyim bir ton borcu olan bir sürü böyle bir arkadaş çevrem var mesela. Onlarla hayatıma sokmuyorum. Onlar benim çok dünya alet bacımsınız diyorum, kardeşimsiniz diyorum ama uzağımda tutuyorum. Çünkü yakınıza eğer böyle insanları alırsanız tüketim sarmalına siz de giriyorsunuz. Yani etrafındaki 5 kişi bana hafta sonu bu hafta sonunda mı evdesin ya dalışa gitmiyor musun şuraya? Bu hafta sonunda mı kayağa gitmiyorsun derse o 5 kişi sen de mesela senin hayatındaki annene eşine dedi mi ister istemez sen de yavaş yavaş niye ben öyle değilim demeye başlıyorsun. Ya da araban niye 2005 model niye sıfırını alamıyorsun hala falan dediğinde değişiyorsun. Dolayısıyla birinci kural bu çok önemli. Toksik böyle aşırı gösterişle yaşayan böyle bir tip insan tipi var. Bunları bir çıkardım hayatımda ve çıkarmayı her zaman tavsiye ediyorum. Daha yatırım yapan, tasarruf yapan, daha minimal yaşayıp böyle süper yani mutlu yaşayan insanları hayatıma alıyorum. Bu ünlülerde de var mesela. Yani öyle bir ünlü tanıyorum ki mesela çok ciddi parası var ama hani o kadar mütevazı yaşar ki yani şeyle tavla oynar yani aşağıdaki valeyle tavla oynar. Mesela o benim görüşmek istediğim kafa adamım benim o yani, tamam mı? Ama mesela başkası da var. İşte randevu almadan yanında selam veremiyorsun falan neyse. Şimdi bu tip insanları hayatımıza tutacağız. Birincisi, ikincisi de kredi kartı. Kredi kartı şöyle bir şey. Kredi kartı şimdi çok fazla enflasyondan dolayı insanlar tartışıyor benimle. Abi 40 gün ödeme geciktiği için öyle böyle enflasyon dolayı %2,5 kazanıyoruz diyor. Doğru. %2,5 kazanıyorsunuz kredi kartı kullandığınız her ay. Ama maalesef onu size bunun için veriyorlar zaten. Siz onu aldığınız anda tüketiminiz %10 ile 20 arasında psikolojik olarak artıyor. Ya, psikolojik olarak artma isteği oluyor ve harcayabiliyorsunuz. Yani mesela şöyle biri yazdı geçen. Abi diyor işte ya diyor ben diyor işte bu kredi kartına bu kadar laf ediyorsun. Bu kredi kartı olmasa diyor ben çocuğumu diyor işte 500 liralık okul var nasıl koyacaktım diyor. İşte diyorum abi diyorum kredi kartı bak, sorunun cevabı içinde gizli diyorum. Hani içinde şeyi gizli, çikolatası gizli gibi düşün yani. 500 liralık okula sen verecek adam değilsin. Bunu hak etmediğinden demiyorum. O okul o kadar hak etmiyor. 250'ye de okul var, 200'lüğe de okul var. Ama sen o kredi kartın olduğunda taksitlenip girebiliyorsun oraya. Arası Olmasaydı alternatifi de olacak. var okulun gerçi. Tabii onun yerine sen 200 bin liralık başka bir ismini vermeyeyim başka okula verecektin. Yok ya yapamazsın. Bunun gibi bir sürü örnek var. Yani bizim tüketim şeyine sokuyor bizi. Tüketim sarmalına sokuyor. Ha bunun içinde çok iyi kullananlar vardı. Çok iyi kullananlara bir şey diyemem. Ama genel anlamda şunu tavsiye ediyorum. Ben mümkünse hiç olmasın. Ama onu beceremiyorsanız bu devirde 4-5 tane kredi kartı kesin yanlış. Bir tane kartınız olsun diyorum. Onda da limitleriniz çok düşük olsun. Ne için olsun? İşte Netflix'te bir abone yapacağım ya da elektrik su açtıracağım. Mecburum abi. Tamam bir tane olsun. Onu da yanınıza taşımayın. Evinizin bir köşesinde dursun. Böyle günlerde kullanın. Yani kumarhaneye, gece kulübüne, işte bekarsanız alemlere akmaya, arkadaş toplantılarına, kredi kartla gidersen o gece 7 bin mi harcarsın, 12 bin mi harcarsın belli olmaz. Sabahta niye harcadığını hatırlamazsın. Bir bakarsın bunalıma girersin. Dolayısıyla maalesef kredi kartının böyle bir özelliği var. Adamlar bunun için çıkarmışlar yani. Bütün çıkış amacı sadece kredi kartı değil. Bakın sanal olan işlemlerin hepsi oluyor. Online kumardan tutun online alışverişe kadar. Hepsi beyin görmediği parayı harcarken çok rahat harcıyor. Siz dün akşam kalabalık bir ekibi yemeğe çıkardınız mesela. O yemek ne kadar tuttu? Mesela o yemek ciddi bir para tuttu. Yaklaşık bir 10 bin lira üzerinde tuttu. Ama yine kredi kartı kullanmadım ben orada. Ve havale yaptım. Dedim ne kadar tuttu? Havale. Yani yanımda tutmayı sevmiyorum kredi kartımı. Var ama o bana işte tüketim sarmalına sokacağına inanıyorum. Babam da onu gördüm. O da travma. Yine diyorum biz 5-6 tane kartın, kardeşim adına kartların, ben babamın kitapta da yazıyorum. Kartlarını kestim. Kartlarını kestiğim için babam beni dövdü. Evden kovuldum falan filan. Bu hayatı yaşadım. Çünkü bakın herkes aynı değil. Alkol gibi düşünün kredi kartını ya da uyuşturucu gibi uyuşturucu ya da bir şey alkol diyelim. Şimdi herkes alkolik olmuyor içtiğinde.
Ama birileri alkolik oluyor. Herkes alkollü araba kullandığında adam öldürmüyor ama bazıları kaza yapıyor. Dolayısıyla riskiniz inanılmaz artıyor. Bu demek değil ki yarın sabah kredi kartı aldın battın. Batmayacaksın. %50'si 60'ı 70'i batmayacak zaten. Ama tüketim sarmalı şeyiniz artıyor. Yani düşünsenize ya geceliğin oturduğunuz yerde bir ayakkabı görüp kredi kartınız yoksa alamazsınız onu. Ama şimdi siz alıyorsunuz. Ben alamıyorum bakın olmadığı için alamıyorum. Canım çekse de o kredi kartım olmadığı için ve online sitede üye olmadığım için alamıyorum. Ama varsa yani aslında borsada da aynı şey geçer. Mesela borsada da çok basit bir şeyim vardır benim. Çok komiktir o. Mesela hisse senetlerini annemin üzerine alırım ben yıllardan beri. Niye? Küçük bir parayı tutarım sadece kendimde. Çünkü bende durursa o para. Ya şu an bir haber gelir dayanamam satarım. Ben günlük trade istemiyorum. Çünkü günlük trade'in varaya kaybettirmeye inanıyorum. Tutacak hisseler var bende. Hep büyük şirketler. Annemin üzerinde olunca şimdi düşünsene. Şimdi siz dediniz ki ben o hisseyi satamadım dediniz. Şimdi ya da haber geldi tavan oluyor sat falan. Şimdi annemi arayacağım. Anne diyeceğim hadi online bankacılığa gir. Annem gelecek. Tıklayacak. Anne şunu al bunu sat diyeceğim falan. O işi zorlaştırıyor. Yani aslına bakarsanız bu dönemden duymuştum. Para bir kuş gibidir. Tamam mı? Parayı bağlamak lazım. İşte bireysel emeklilik bunu yapıyor. İşte annemin üzerinde hesap açmam aynı şey. Kredi kartı tutmamanız aynı şey. Yani belli şeyler sizin harcama yapabilitenizi azaltıyor. Ya da fiziki altın almak veya toprak almak. Mesela onu yaparım. Biraz param artsın borsada böyle iyi bir rally yapsın bir şey. Hemen çekerim toprağa gömerim. Çünkü insanoğlu nefisten ibaret. Bir yerde kontrolünüzü kaybedebilirsiniz, sapıtabilirsiniz. Bunu bir bekar ünlü birinin söylediği bir söz vardır. Yani her erkek için risk vardır. O yüzden gece kulübüne evliyseniz bekar olsan, şey, yalnızken gitmeyeceksiniz kardeşim diyor adam. Çok doğru yani kimse evliya değil bu dünyada. Herkes hata yapabilir. Mühim olan Riski hata arttırmamak yapılacak. gerekiyor. Evet, evet arkadaşlar. Yani işte bunu işte alkollü araç kullanmak öyle. Kredi kartıyla Kıbrıs'a gitmek aynı şey. Kredi kartıyla lüks restorana gitmek aynı şey. Bekarsanız bir kız arkadaşınızla yüksek bir kredi kartıyla gezmek aynı şey. Çünkü insanız. Zaaflarımız var. Ben o yüzden kredi kartının tüketimi arttırdığına eminim. Bunu hatta diyorum ki kullanmayı kestirdiğim insanlar diyor ki inanamıyorum. %10 ile 20 arasında herkeste bir tasarruf oluyor. Böyle en tasarruflu adam bile ben bu kadar iyi kullanıyordum nasıl oluyor diyor. Çünkü diyorum bir kez olmadığında harcamıyorsun. Bakın diğeri de o mesela. Düşünsenize benim cebimde dün para vardı. O arkadaşları o yüzden çağırdım. Ve ısmarlayacak bütçemi biliyordum. Ama düşünsenize bankada paranız yoksa, nakitiniz yoksa gidemiyorsunuz. Öbüründe gidiyorsunuz ve bir ay sonrayı temlik ediyorsunuz. Hatta bazen bir yılınızı temlik ediyorsunuz. Dolayısıyla çok riskli bir şey. Lütfen ve lütfen bir kredi kartı illa olacaksa olsun, onun da limiti düşük olsun diyorum. Tedbirli olun. Tüketiminiz artacak yoksa diyorum fark etmeden. O da çok zaruri ihtiyaçlarda kullanmak üzere ki dediğiniz gibi zaten risktir önemli olan. Yatırımın ana karakteri risktir zaten. İşte bu borcun da ana karakteri aslında. Parayı yönetmenin ana karakteri risk oluyor bir yandan. Mert Bey böyle biz bol bol vaktinizi aldık. Sizinle daha saatlerce de konuşuruz ama teşekkür ediyoruz. Böyle günün erken bir vaktinde bize de vakit ayırdınız. Ben Tekrar da teşekkür etmek ederim. isteriz. İnşallah. Çünkü çok feyiz aldığımız bir sürü şey oldu ve bunun devamını da hem bu enflasyonist ortamda gayrimenkul Evet. tarafında daha detaylı değinmek de isteriz. Yeni neslin biraz uzak kaldığı bir konu gibi görüyorum ben ama sistemin içindesiniz. Bilerek bize uzak bırakıyorlar. Bak gerçekten bilerek uzak. Bize toprağı Evet. unutturdular. Toprak en değerli şey. Unutturdular bize. Onun yerine doları öğrettiler. Dolar paramızı eritiyor. Farkına varmadan tutuyoruz. Öbür taraf paramızı servet yapıyor ama onu da satıyoruz. Çok enteresan. Kim alıyor? Yabancılar alıyor. Toprağı yabancılar alıyor. Büyük şirketler alıyor. Bill Gates'ler dünyada 1/4'ünü Amerika'nın aldı. Amerika'da 1/4'ünü alan Bill Gates'i dinlemiyoruz. Biz hala dolar alıyoruz. Bizde akıl biraz az maalesef. Maalesef. Finansal okuryazarlığımız yok. Araştırmıyoruz. Eğitim sistemimiz o kadar kötü ki. Yani bakın dolar eritir dediğimde saldırıldığı kadar bana internette Google'a girseler zaten özür diyecek insanlar. Ya, haklısın abi Biz diyecekler bunu ama bakmıyoruz. aslında içeriklerimizde biz çok değiniyoruz. O sizin de linkini paylaştığınız US Inflation Calculator ben onu çok kullanıyorum. Hatta böyle yayından önce biraz dersime çalışayım dedim. Sizin böyle koç hisselerinizi bu dünya çapındaki hisselerin böyle getirilerine baktım. Mesela 2000 yılından bu yana yaklaşık %81 dolar enflasyonu var. Yani sadece son 5 yılda bile %20'lik bir dolar enflasyonundan bahsediyoruz. Tamam bizde daha yüksek ama dolarda da var bu enflasyon. Yani işte altın tarafı, gayrimenkul tarafı bunlar daha uzun vade ve enflasyona Evet. karşı koruma Deniyor. araçlarıdır her daim. Ya bir O yüzden altın mı dolar mı diye soruyorlar. Altın mı dolar mı diye sorulmaz kardeşim. Ya bu kadar saçma bir soru. Birinin içinde zaten dolar var. Yani sen altın aldın otomatik dolar alıyorsun. Niçin sadece dolar alırsın basılan bir şey ama işte öyle bir fetişlerimiz var ki bakın enteresan bir aşağılık kompleksimiz var bizim böyle. Amerika'nın doları
Sırtı yere gelmez diye zannediyoruz ama haberimiz yok. Yere geliyor, paramız eriyor. Bakın onu da söyleyeyim sonra kapatalım. Öyle olsa Amerika'da krize girmezdi. Evet, son 5 yılda en çok parayı kim kaybetti biliyor musunuz? Sosyoekonomik olarak size söyleyeyim. Etiler, Nişantaşı, Bebek üçgeni, yani bunu metafor olarak söylüyorum, olan daha çok muhalefete yakın seçmen kitlesinin parasının yarısı eridi gitti. Niye? Kriz olacak, ülke batacak diye ekonomist bilmem ne YouTuberlardan korktular, doları aldılar, kasaya koydular. Bence bir kısmı bilerek yapıldı bunun. Gerçekten bilerek insanlar yönlendirildi böyle. Enflasyonda paralar eridi. En çok parayı bunlar kaybederken en çok parayı kimler kazandı? Diğer %50 de ya Türkiye zaten böyle bir Gayrimenkul. kanalları takip etmiyordu. Böyle bir kanalları zaten bilmiyordu. O kim diyordu, tanımıyordu bile. Bakmıyordu bile. Dünyaları başkaydı. Onlar kazandıklarını topraktır dedi aldı. Gayrimenkuldür dedi. Krediyle aldı. Borçla aldı. Servetle servet kattı. Yani Türkiye'de böyle yine aynı şekilde eğitimli insanların çok okumak, çok dinlemekten parası pul oldu. Eğitimsiz insanların da okumadıkları için, gerek de görmedikleri için paraları servet oldu. Böyle enteresan bir ülkeyiz. Bunu da unutmayalım. Eğitim galiba bizim riskimizi de sorgulatıyor artık. Daha detaylı Yani. bir şekilde Evet. gayrimenkul ve altın özelinde konuşmak istiyorum ben sizinle Olur. Bir gün tekrar. yaparız onu. Çok teşekkür ediyorum Mert Bey. Tekrar görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Bay bay.